SQL Server Management Studio programını başlatalım. SQL Server Management Studio. Server name nokta SQL Server Authentication'la bağlanacağız. Server Administrator password de 123. Veya Mixed modda kurduğumuz için SQL'i Windows Authentication'la da bağlanabiliyoruz. O zaman şifre girmemize gerek kalmıyor. Biz SQL Server Authentication'la bağlanacağız. Connect düğmesine bastık. SQL Server'a bağlanmış olduk. Ctrl+N kısa yoluyla yeni bir sorgu penceresi başlattık. Şimdi şöyle bir sorgu yazacağız. Select Yıldız from yine employees. Sorgu çalışmayacak. Neden? Çünkü master veri tabanında employees diye bir tablo yok. O zaman Ctrl+U'ya basarak Northwind veri tabanını seçebiliriz. İsterseniz açılan kutuya tıklayıp Northwind'i de seçebilirsiniz. Fark etmiyor. Çalıştıralım. Tüm çalışanlar görüntülendi. Şimdi niyetimiz şu. Employees E diyelim. Takma ismi E oldu. E nokta first name artı E nokta last name. Şimdi isim ve soy isim arasında şöyle bir şey olsun. Amacımız şu işareti eklemek isim ve soy isim arasına. Last name S, adı soyadı. Arkadaşlar şimdi bu işareti şöyle de ekleyebiliriz. Gördüğünüz üzere isim ve soy isim arasında bu işaret oluştu. Fakat bu işareti iki defa yazmak yerine replicate'i de kullanabiliriz. Replicate fonksiyonumuz var. Tekrar edecek. Neyi tekrar edeceğini yazacağız. Replicate diyoruz. Replicate. Neyi tekrar edecek? Eşittir işaretini. Kaç defa tekrar edecek? 4 defa tekrar edecek. Bakalım ne oldu? Gördüğünüz üzere eşittir işareti 4 defa tekrar edildi. Bir de sonuna büyüktür işaretini eklersek isteğimiz yerine gelmiş olacak. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Amerika'da yaşayanlar USA olarak görüntüleniyor. Biz onları Amerika olarak görüntüleyelim. Bir bakalım önce. Country USA olarak görüntüleniyor. USA olanları Amerika olarak görüntülemek istiyoruz. Başlayalım. Sadece first name, last name görüntülensin. First name artı bir boşluk artı last name virgül country. USA olanlar Amerika olarak görüntülenecek. United Kingdom'larda İngiltere olarak görüntülensin. Burada replace fonksiyonunu kullanacağız. Tabii virgül koyduğumuz zaman daha güzel olacak. Replace değiştireceğiz. Neyi? USA ifadesini değiştireceğiz. Neyle değiştireceğiz? Yerine Amerika yazacağız. Peki replace fonksiyonuna baktığımız zaman
bizden ifade istiyor. Önce ifadeyi yazmamız lazımdı. Yani country. İfade nerede? Country. Ülke. Ülke bilgisini değiştireceğiz. Ülke bilgisine USA yazanları Amerika ile değiştireceğiz. S ülke diyelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz üzere USA yazanlar Amerika olarak görüntülendi. Peki USA olanlar Amerika, UK olanlar da İngiltere olarak görüntülensin. O zaman case when'den kullanmamız lazım. Case, country. Case country when USA ise USA'den yani USA ise Amerika'yı görüntülesin. And çalıştıralım. Evet, şu anda Amerika görüntülendi. Sütun ismi vermedik. No column name yazıyor. Sütun adı da ülke olsun. Devam edelim. UK olanlar da İngiltere olarak görüntülenecekti. Onu da hemen buraya ekleriz. Country bilgisi UK olanlar İngiltere olsun. Böylece case when'den de bir örnek sunmuş olacağız. Gördüğünüz üzere ülke bilgisi Amerika ve İngiltere olarak görüntülendi. Şimdi ürünler ile ilgili bir sorgu yazalım. Sorgumuz şöyle olsun. Unit price 30'dan küçük ve eşitse kritik stok seviyesi yazsın. 30 ile 90 arasında ise ideal stok seviyesi yazılsın. Bunun haricindeki stok seviyesindekilerde kampanyası yapılmalı olarak görüntülensin. Başlayalım. Select. Ben yine Yıldız From'la başlıyorum. Select Yıldız From. Products. Çalıştıralım. Tüm ürünleri görüntülemiş olduk. Bize unit price lazım. Şöyle yazalım. When sorguyu şöyle yazalım. Case when'den kullanacağız yine. Case. Bu sefer bir eşitlik söz konusu değil. And'i de yazalım. Yani unit price 30'a eşitse demiyoruz. Unit price 30'dan küçük veya eşit. 30'dan büyük veya 90'dan küçük. Böyle bir sorgu yazacağız. Case when. Şimdi şartı yazıyoruz. Products'a P diyelim. Takma adı P olsun. Case when P nokta unit price. Küçük eşit 30'dan. Böyleyse kritik stok seviyesi yazacaktık. Kritik. Otuzda 90 arasındaysa o zaman between kullanalım. Between arasında demek. Between. 30 and 30 ve 90 then ideal yazsın demiştik. Değilse else kampanya. Şimdi oluşacak bu sütunda bir isim olmayacak.
No column name yazacak. Sütuna bir isim verelim. Kampanya bilgisi olsun. Kampanya bilgisi. Çalıştıralım. Evet. Tabii select yıldız from dersek tüm ürünlerimiz görüntülenmiş olur. Ekrana sığdığı için ben yıldız from yazıyorum. İsterseniz sadece işte product name, P nokta, product name ve P nokta unit price'ın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. P nokta unit price. Unit price. Burada P nokta yazmasanız da olur. P nokta yazsanız da olur. Yani takma ismi isterseniz kullanın, istemezseniz kullanmayın ama takma isim kullanmak iyi bir alışkanlıktır. InnerJoin sorguları yazarken aynı sütun ismine denk geldiğimizde SQL Server hangi tablonun sütununu kullanacağımızı soracak. O zaman takma isim kullanmış olursak, şimdiden alışkanlık yaparsak SQL Server ile ilgili yazdığımız TSQL sorgusunun daha rahat çalışmasını sağlamış olacağız. Direkt sorgumuz çalışacak. Gördüğünüz üzere 18, 19, 10 bu adetler kritik stok seviyesi. Bir de sıralayalım. En az kaç stokumuz var ona bakalım. Order by unit price. Mesela P nokta unit price de yazsak olur, yazmasak da olur. Ama ben yazmayı alışkanlık haline getirdim. Artan sırada olsun. Bakalım. Aslında artan sırada olması default değer. Yazmasanız da olur. Yani burada ister yazın ister yazmayın. Fark etmiyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi mesela şu üründen 2,5. Bu üründen işte 6. Bu miktarlarda kalmış. Böylece stok seviyelerimizi de görüntülemiş olduk. Hani belki böyle bir bilgiyi mail olarak göndermek isteyebilirsiniz veya bunu Excel'de düzenlemek isteyebilirsiniz. Size şöyle bir örnek sunmak istiyorum. SQL Server sorgularını Excel'de düzenlemek çok basit oluyor. Görüntüleyelim. Sağ tıkladık. Copy with headers dedik. Yani başlıklarla beraber kopyalasın. Bir tane Excel açalım. Evet, şu anda bütün bilgileri Ctrl C, Ctrl V yaparak yapıştırmış olduk. Şimdi veri menüsünden filtreye basalım. Mesela şimdi buradan artık istediğimizi yapabiliriz. Yani ideal stok seviyesinde olanlar hangileri? Hangi ürünlerimiz ideal stok seviyesinde? Yani bu ürünlerden artık alım yapmayalım. Daha sonra hangi ürünlerin kampanyası yapılmalı gibi sorguları buradan rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Peki bu ürünlerin niye kampanyası yapılmalı? Aslında mantığı basit. Şöyle göstereyim ben size. Tabii ki bu mantığı şimdi biz örnek olsun diye size anlatıyoruz. Yoksa firmanın böyle bir talebi olmadı. Şöyle görüntüleyelim. 90'dan daha fazla ürün varsa elimde, o ürün elimde kaldı demektir. Benim için. Elimde kalan ürünün de kampanyasını yapmalıyım. Yani şu ürünler elimde kalmış. Tabii ki bu hayali bir örnek olmuş oldu. Böyle bir şey yok. Sanki böyle bir şey varmış gibi davrandık. Yani ürün adedi 90'dan fazla ise kampanya yapmamız gerektiğine dair bir uyarı almak istedik. Bunu da Excel'de rahat rahat görüntülemiş olduk. Şimdi arkadaşlar her şey için bir sorgu yazmıyorum gördüğünüz gibi. Excel'e attım. Bütün sorgularımı Excel bana yazacak. Aslında sorgu yazmıyor ama sorgudan bana gereken bilgiyi aldım. Daha sonra üzerinde çalışmalar yapıyorum. Mesela ürün adı CH ile başlayanları alalım. Gördüğünüz üzere içinde CH geçenleri almış olduk bu şekilde yazmakla. Buradan metin filtrelerinden başlangıcını seçtiğiniz zaman CH ile başlayanları da bulabilirsiniz. Mesela çikolata var, çayı var, çenk var. Gerçi şunun ikisini beraber söyleyince sanki çay içen gibi oluyor. Çay içen var mı çay içen gibi. Evet, bu şekilde işlemlerimizi tamamlayabiliyoruz. Temizle tuşuna bastığınızda da filtreniz eski haline gelmiş oluyor. Süzülmeyen haline gelmiş oluyor. Bu kadar Excel bilgisi yeter. İstediğiniz zaman SQL Server'dan dönen sorguları Excel'e yapıştırıp sonra veri menüsünden filtreye basıp filtreleyebilirsiniz.
filtrelerdeki düğmelere basarak daha ince ayarlarla filtrelemeler yapmanız mümkün olmaktadır.